Ergenekon'dan yargılanırken de bana her iki savcı da sordu, mahkemede de söyledim. Söylediğim şey şudur. 28 Şubat bu cambaza bak oyunudur. Cambazı göstererek kaç milyar dolar paramızı cebimizden aldı gittiler, madde bir. Madde 356 iki. Milyar. Bak hocam. Efendim. Şimdi madde iki. Stratejide yalnızca ve yalnızca sonuca bakarız. Örnek, aradaki gelişmelere hiç bakılmaz. Bak, hiç bakılmaz. Çok klasik örnek veririm. 30 yıllık, 25 yıllık evlilik bitti. Millet nasıl biter de bu? Kardeşim, demek ki 25 yıl boyunca çok kötüymüş. Son gün bunlar çıktı gitti. 28 Şubat'ın sonucuna bakacağız stratejik açıdan. 28 Şubat'ın sonucu ne? AKP'nin doğmasıdır. Bak, 28. Niye? Necmettin Erbakan'ın çektirilmesi, onun tepesine binilmesi, ondan sonraki süreçte bu gelir. Mesele şudur benim açımdan, 28 Şubat'ın meselesi şudur. 28 Şubat ne yazık ki bir general ön plana çıkmıştır, bir general. Oradaki kendi orada kurduğu kurmay kadro, 28 Şubat ABD ve İsrail projesidir. Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük yapılmıştır. Niye Erbakan'ı indirdiler? ABD ve İsrail neyinden söyleyeyim, şey çıkıyor? Söyleyeyim, Necmettin Erbakan'ın özelliği ne? Anti-Amerikancı, anti-Avrupa Birlikçi, anti-küreselci, anti-emperyalist. Baktığın zaman yani bu işte kadayıfın altı üstü, işte hani bu laiklik karşıtı sözleri, konuşmaları kenara bırak. Niteliklerini bir say. Necmettin Hoca'nın ışıklar içinde uyusun, eline kırmızı boya fırça ver. Bu nedir? Hep solcuların, devrimcilerin savundukları ilkelerdir. Adamın savundukları o tarihte. Rahatsızlığın ana sebebidir. Çünkü bu ılımlı İslam projesini bu adamla uygulatamayacaklarını gördüler. Güzel. Buna bir ihtiyaç vardı. İşte bu ihtiyacın sebebi bu generaller eliyle yaptırılmış olan 28 Şubat'tır. İşte şurada çok uzun uzun bir, çok uzun makale yazmışım bu konuda. Ayrıca dikkat edersen bak, buraya bir sürü sana arşiv getirdim. Hep 28 Şubat'la ilgilidir şu görmüş olduğun arşiv. Hani şeydir ya, arşiv tutmak gibi böyle bir derdim vardır ya benim. İyi ki tutuyorum, o da ayrı bir şey. Efendim, iyi ki tutuyorum arşivi. Orta sayfadan itibaren lütfen bak, tamam, önlerde de o kalabalık. Tamam. Buyurunuz. Bak. Mesela 28 Şubat'ın e-muhtırayı, mesela o e-muhtırayla ilgili efendim 3 saat önceden Taner Bey biliyormuş. Mesela biliyorum. Biliyordun da niye söylemedin arkadaş? Kimden öğrendin sen onu? Hangi general söyledi sana? Niye açıklamıyorsun? Mesela 28 Şubat'la ilgili bak, oradaki meselelere bak. Arkadaş, şimdi sen kalkıyorsun mesela o BÇG meselesi bilmem ne. Bir kalktı, ne dediniz? Postmodern darbe yaptık. Kendi dilinizle söylüyorsunuz. Mesela bak, o medya ile ilgilidir. Düşün şimdi, geniş geniş anlatılmıştır. Evet, medya ile ilgilidir. Onlar ta hangi tarihler, onların bir de tarihlerine de baksana. Ta 2010'lar, 2011'ler 2012. Falan. Evet. Şimdi buyurunuz bak, uzun uzun buradaki analiz, tekrar söylüyorum. 28 Şubat'ın tek sebebi bana göre, bir general ismini artık zikretmeyeyim, geldi 90 yaşına. Onun eliyle ABD, İsrail projesidir ve AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yaratılmış, doğurtturulmuştur. Sonuç? Bir takım işler, işte o türban meselesi bilmem ne gibi bir şeyler. Televizyonlara çıkan şöyle başlıyordu. Benim babaannem de, anneannem de işte başörtülü türban bilmem neydi diyerek, kimisi bilerek, kimisi bilmeyerek, ama sonuç olarak işte 28 Şubat yaptınız kardeşim 97, sene 2024, Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti siyasal iktidarda ve bugün, ve bugün. O gün söylenenler, sizin korku, kuşku, endişe diye yaşadığınız her şey işte bugün hala konuşuluyor. Bugün hala konuşuluyor. Bugün hala laiklik meselesi diyorsun, korkuyorsunuz, özgürlükler diyor, bir sürü şey söylüyorsunuz. Sonuç evet. Mesela bakın, o Kazıkçı Paşa meselesi, yakışır mıydı öyle bir cümle? Yakışır mıydı Meral Hanım'a onu söylüyorsun? Biliyorsun çevik bir değildir onu söyleyen. Gerçi kendisi de söyledi Meral Hanım'ın ki çevik bir değil. Başka bir generaldi, kor general rütbesinde birisi. Onu kalkıp onu söyledi. Şeyna, mesela bak, bu da son derece enteresan başlıklardan birisidir. İşte çeşitli işte gazeteler, şeyler. Evet.
Hocam, buyur. Hocam şöyle, ben de gazete manşetleri var. Çünkü Şahin Bey Belediyesi'ne geçen gittik, bu 28 Şubat'ı anlattım.